Bülent Erandaç, Türk Enerjisi Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna savaşı bağlamında iki farklı savaş yürüyor. 1. Ukrayna topraklarında silahlı Amerika-Avrupa destekli Polonya ve Rusya savaşı. 2. Avrupa ile Rusya arasında enerji savaşı, doğal gaz, petrol, kömür. Enerji savaşında 1 Mayıs 2022 günü önemli bir gelişme oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'ya karşı uygulanması planlanan 6. yaptırım paketini açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rus enerjisine olan bağımlılığı bitirme konusunda anlaştık. Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız." dedi. Leyen'in vurucu cümlesi Rus petrolünün alternatif tedarik yollarını güvence altına almayı planlıyoruz sözleri oldu. Peki başta Almanya olmak üzere Rus petrolü ve doğal gazına alternatif nereden bulacaklar? Elbette Türkiye'den. Türkiye Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere dünyanın ispatlanmış doğal gaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık %60'ına sahip bir bölgede yer alıyor. Türkiye'nin Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamada sağlayacağı katkı kritik önemde. İki küresel gücün Amerika, Avrupa ile Rusya'nın Ukrayna'da silahlı mücadele içine girmeleri sonrası enerji ve özellikle doğal gaz sektörü farklı bir dünyaya evrildi. Rus gazına bağımlı Avrupa ülkeleri kara kara düşünüyor. Avrupa, Almanya, İskandinav ve Balkan ülkeleri doğal gazla Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Avrupa'nın Türkiye hariç başka bir kaynaktan 155 milyar metreküp yıllık gazı ikame etme şansı yok. Doğal gazda Avrupa'nın Rusya'dan 5 ana güzergah rotasından gaz tedariki var. Bunlardan en önemlisi Türkiye-Rusya hattından. Balkanlar ve Orta Avrupa'yı da besleyen Türk akım güzergahı ve TANAP hattıyla Azerbaycan-Türkiye'den geçen güzergah. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İsrail Cumhurbaşkanı da Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya bora hatlarıyla gönderilmesi için yardım istedi. Şimdi, dört önemli proje hazırlanıyor. 1. Azerbaycan-Türkiye TANAP hatlarından daha çok doğal gaz geçişi. 2. Doğu Akdeniz-İsrail gaz bölgesinden Ceyhan'a yeni bora hattı döşenerek Avrupa akışının sağlanması. 3. Irak'ın kuzeyinden Ceyhan'a yeni bir doğalgaz boru hattı inşa edilmesi. 4. Türkiye'den Avrupa'ya yeni petrol boru hattı projesi. Türkiye'de Ceyhan bir enerji merkezi. Mevcut petrol boru hatlarımız şöyle: Bakü-Tiflis-Ceyhan, Ceyhan-Kırıkkale, Irak-Kerkük-Yumurtalık-Ceyhan, Rusya-Ünye-Ceyhan. Azerbaycan'dan ve Irak'tan gelmekte olan petrol boru hatlarının Almanya'ya uzanması tarihi bir proje olarak gündemdi. Bakü Tiflis Erzurum'dan bir hatla Ceyhan'dan Kırıkkale'ye gelen petrol hattı da ortak olarak Ankara'dan Trakya ve Avrupa'ya uzanacak. Evet, Scholz'un Türkiye'ye gelmesinin ne kadar önemli bir arayışı ifade ettiği ortaya çıkıyor. Sonuç Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Türk bayrağı dalgalanırken Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya gaz sahasındaki gazı karaya taşıyacak denizaltı borularının döşenmesinde gece gündüz çalışmalar sürüyor. Planlanan 170 kilometrelik boru hattıyla Karadeniz gazı 2023'ün ilk çeyreğinde ulusal sisteme bağlanacak. Bülent Erandaç Takvim Salih Tuna Pespaye Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rushdie'nin 1988'de İngiltere'de yayımlanan Şeytan Ayetleri romanı 1993'te Tarihe dikkat isterim, Türkçe'ye çevrilice ilan edildiğinde kıyametler kopmuştu. Hiç unutmam, sıra dışı çevirmem ve şair Can Yücel o günlerde kendinden beklenmeyen çok ilginç bir tepki göstermişti. Ümit Özdağ'ın Ben Finanse Ettim dediği Sessiz İstila adlı filmi izleyince bu tepki aklıma geldi. Neden mi? Anlatacağım. Lakin öncelikle 1993 yılına neden dikkat istediğimi vuzuha kavuşturayım. Kimilerinin örtük darbe süreci tesmiye ettiği bu çok karanlık yılda Mossad'ın PKK bağlantılarını deşifre eden Uğur Mumcu katledildi. İsrail Büyükelçisi öldürülmekten korkmuyor musunuz dedikten tam 16 gün sonra. Fakat günümüz muhaliflerinin o dönemdeki iz düşümleri hemencecik İran'ı suçlu ilan etmişlerdi. Hatta Mecidiye köyde mollalar İran'a sloganları atmışlardı. Uğur cinayeti toplumsal fayatlarının korkunç bir şekilde yırtılmasının miladıydı. Devam edelim. Eşref Bitlis'in uçağı 1993'te düştü. PKK Başbağlar katliamını 93'te yaptı. Bingöl, Elazığ Karayolu'nda 33 askerimiz 93'te şehit edildi. Ve şeytan ayetleri üzerinden oluşturulan 93'teki kaotik ortamda Madımak Oteli katliamı gerçekleşti. Peygamberimize hakaret eden mezkür romanın Türkçe'ye çevrilmesine milletin kahirekseriyeti karşı çıkarken başta sömürge aydınları olmak üzere malum çevreler destek veriyordu. Destek vermek ne ki? Kendilerini bu yola adeta adamışlardı. Can Yucel'den de beklenen buydu. Ne ki o herkesi şaşırtmış. Mealen şöyle demişti. Şeytan ayetleri yasaklansın ama içeriği nedeniyle değil, roman sanatına duyulan saygı nedeniyle. Ben de sessiz istilayı izleyince, daha doğrusu maruz kalınca içeriğinden mada, film sanatına duyduğum saygı nedeniyle çok rahatsız oldum. Suriye politikasına ilk günden itibaren karşı çıkmanın bedelini, iftira, hakaret ve tehditlerle ödediğim için Suriyeli göçmenler veya sığınmacılar hakkında konuşmak istemem. Suriye'ye demokrasi götürmeye kalkışan stratejik derinlik dehası Davutoğlu'nun ibret verici sessizliğini izlerken sessiz istilaya muttali oldum. Hangisi daha rahatsız edici? Malum sessizlik mi yoksa mahut film mi? Doğrusu bilemedim. Diyeceksiniz ki sanat filmi veya festival filmi değil, nihayetinde bir propaganda filmi. Ne bekliyordun? Ben de biliyorum. Ev, iş, aş bulmakta zorlanan, hayat pahalılığı yüzünden burnundan soluyan kitlelere, mültecileri veya sığınmacıları hedef göstermenin düzeyi olmaz. Yine de propaganda filmi de olsa bir raconu vardır. Böyle pespaye fütüristik kurgu olur mu? Hülasa sessiz istila propagandanın pornosu mesabesinde. Başka bir ifadeyle zenofobi müptelalarına bir tür bonzai tedarik etme işi. Salih Tuna Sabah Okan Müderrisoğlu Sığınmacılar, Sosyoekonomik Şartlar ve Ajan Provokatörler Önce kurgulanmış sürecin etaplarını kısaca hatırlayalım. Türkiye ekonomi programına kategorik karşıtlık, programı değersizleştirme ve içini boşaltma çabası, sistematik kur ile finansal dengeleri sarsma, enflasyonu bilhassa içeriden körükleme. Ve şimdi en kritik evrelerden birindeyiz. Nedir o? Tabii ki enflasyonda katılık yaratmak. Yani enflasyonun gireceği düşüş trendini geçici gibi göstermek, algı yönetimiyle süreci çarpıtmak. Böylece seçim satı maili olarak adlandırılan Mart-Haziran 2023 dönemine yüksek enflasyonla girilmesine siyaseten bel bağlamak. Bu manivela sayesinde seçmenin sinir uçlarına basmak, geleceğe değil kısa vadeye bakmasını sağlayıp oy verme tercihlerini manipüle etmek. Unutmayalım, bugün sığınmacılar üzerinden kısıştırılmak istenen ortamda sosyoekonomik faktörler kullanılıyor. Sığınmacılar vatandaşın ekmeğini küçültüyor söylemi üzerinden her alanda ve her türlü araçla gündem zehirleniyor. İş bununla da kalmıyor, özellikle Suriyeli sığınmacılara da sizin için parayı AB veriyor, Türkiye değil dezenformasyonu yayılıyor. Ajan provokatör tipler de Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu mahalleleri, çalıştıkları veya açtıkları iş yerlerini hedef göstermek için alttan alta çalışıyor. Neyse ki devlet aklı bütün bu olup bitenin farkında. Sürekli nabız tutuluyor, kıvılcım çaktıracak kişiler ve geçmiş olaylar inceleniyor, sığınmacılara yardım görünümlü çeşitli organizasyonlar mercek altında tutuluyor. Toplumsal Ekonomik ve dışsal unsurlara dönük erken uyarı sistemi etkin işliyor. Aynı şekilde seçim güvenliğini zedelemeye yönelik iç ve dış merkezli, sosyal medya odaklı yapılanmalar ve hatta yapay zeka tabanlı algoritmalar üzerinde de duruluyor. Netice olarak benim gördüğüm husus şu ki, vatandaş ekmeğinin derdinde Gerginlik sokak olayı istemiyor ama geçim şartlarını iyileştirecek tedbirleri ve anlık sonuçlarını görmeyi çok önemsiyor. Bu fırsat penceresinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Okan Müderrisoğlu, Sabah